Toplumsal kimlik Bugünlerde insan göçleri ülkeler için önemli bir meseledir. Batı ülkeleri, toplumsal kimliklerini ve ülke ekonomilerini korumak amacıyla tedbirlerini alıyorlar. Göç meselesi Türkiye'de çok farklı anlaşılıyor. Hükümetin siyasi bir misyonu vardır. Ensar ve ümmet ideolojisine dayalı bir ütopyadır yani bir hayaldir. Propaganda amaçlıdır. Diğer yanda ülkemizde çok büyük ekonomik sıkıntılarımız vardır. 85 milyon Türk vatandaşı, en az 10 milyon göçmen insanlarla bizim toprağımızda düzensiz olarak birlikte yaşıyoruz. Bu durum toplumsal kimlik yapımızı da tahrip etmektedir. Ne var ki meydana gelenleri çoğu insanımız bilinçsizce desteklemektedir. Siyasi muhalefet ise olanları sessizce izlemektedir. İnsan göçü aslında acıklı bir olaydır. Balkan savaşlarından canını kurtarıp kaçan soydaşlarımıza yardım etmiştik. Günümüzde durumlar çok farklıdır. Ulusal kimliğimizin korunması meselesi önemlidir. Bu konuda İngiltere'den bir haberi kısaca izleyelim. Ardından toplumsal kalkınmada farklı insan karakterlerin ya da profillerin önemini konuşacağım. İzledim bir izledim birkaç gündür. İngilizlerin bir numaralı e, sorunu ne biliyor musunuz? Bizim milli şuurumuz kayboluyor. Biz İngiliz kimliğimizi kaybediyoruz. Çünkü ada bir ülke ve biz kendi kendimizi savunamaz hale geldik. Paramız çarçur ediliyor. Bakın. Evet, evet. Şimdi e, İngiltere geçmiş dönemde Fransa'yla ile yaklaşık bir 100 milyon sterlin civarında bir anlaşmaya hı, hı. ve onun karşılığında hiçbir şey alamadı. Yani 2018 yılından itibaren İngiltere'ye 100 bin kişi kaçak girmiş. Yani kendini korumak, kendi vatanına sahip çıkmak o kadar önemli. İngiltere'nin maliyetlerine göre bir kaçak insanı topraklarında muhafaza etmesi yıllık 50 bin sterline mal oluyor. Vatandaş yani vergi mükellefleri çok ciddi tepki gösteriyor buna. Çünkü şimdi göç çok büyük bir sorun ama biz hafta başında şunu öğrendik. Yani geçen hafta başında daha doğrusu şunu öğrendik. belki sene 3 milyon sterlin Türk hükümeti almış İngiltere'den. Yani ben göçle ilgili çalışan bir insan olarak ben de bunu yeni duydum mesela. İst İngiliz istihbarat birimleri, İngiliz kolluk kuvvetleri gelip Türkiye'ye bizim finanse ettiğimiz ve bizim kendi paramızla kurduğumuz eğitim merkezinde bizim kolluk kuvvetlerimize eğitim verecekmiş eğitim vermekle birlikte ortak istihbarat bilgiler de paylaşılacaktır. İngiliz istihbaratını da topraklarımızda istemiyoruz. Çünkü bakın, İngiliz hiçbir yerde girdiği yerden çıkmaz. Toplumsal kimlik, bireylerin bir topluluğa aidiyet duygusu ve o toplulukla paylaşılan değerler, normlar, dil, kültür ve tarih gibi unsurların bir araya gelmesiyle oluşan bir kavramdır. Toplumsal kimlik kaybolursa bakın neler başımıza gelebilir. Toplumsal bölünme. Bu da toplumsal çatışmalara ve gerilimlere yol açabilir. Kültürel erozyon. Kültürel değerlerin ve geleneklerin kaybolmasına yol açabilir. Kimlik krizi. Bireyler kendilerini topluma ait hissetmediklerini veya tanımlayamadıklarını düşünebilirler. Sonuç olarak, toplumsal kimlik bir topluluğun bir arada tutan ve onun karakterini belirleyen önemli bir unsurdur. Öğrendiğimize, gözlemlerimize ve deneyimlerimize göre üç tür insan profili vardır. Düşünmeden, mantık ve gerçek dışı konuşan ya da davranan insanların yaşam düzeni sıkıntılıdır. Empati ve hoşgörüye pek yer yoktur. Bu durumda nitelikli kimliğin oluşması da zor olabilir. Bizim toplumsal kimliğimiz şimdiye kadar gerçeklik üzerine oluşmadı. Aksine asırlardır söylenen yalan, söylenti, hamaset, menkıbe, efsane ve abartılı sözlere ve zannettiği düşünceye insanımız gerçektir diye inandı. İlk profil insanlar hayatı düzensiz, yani kaos içinde yaşayanlardır. Onlar gerçekleri sorgulamazlar, önemsemezler ve yanlış bilgilerle yönlendirilirler. Bu insanlar, iyi niyette veya kötü niyette yanlış olan işleri başlatabilirler. Geri kalmış toplumlarda bu insanlar çoğunluktadır. Onlar için yalana, söylentiye ve zanna inanmak ve yalan söylemek olan olup yaşamın bir parçasıdır. İkinci grup insanlara gelince. Meseleler karşısında akıl işleten ve gerçeği bilen insanlardır. Ancak önce ben diyerek mutlak bencillikte ısrar ederler. Bu kişiler bilgi olmalarına rağmen kendi çıkarları için bile yanlış tercihlerde bulunabilirler. Genelde politikayı ve sermayeyi yönetirler ve toplumdaki zihinleri yönlendirirler. Üçüncü grup insanlar hayatı düzenli yaşayanlardır. Gerçekleri bilen ve iyi niyetle doğru işleri yapan kişilerdir. Bu tür bireyler doğru bilgiye dayalı olarak etik ve adil şekilde hareket ederler. Gelişmiş toplumlarda her konumda bulunan yöneten ve yönetilen insanlardır. Meseleleri doğru anlamak önemlidir. Bunun için var olmuş veya meydana gelmiş olan ve kaynağı güvenli örnek vakalar günlük hayatta her yerde yaşanmaktadır. Örnek vakaları özellikle paylaşmak istemedik. Önemli olan, meselenin özünü ve ilk sebebini merak edip bilmektir. Sonrasını değerlendirmek kolaydır. Ali Ara 2015 15 Ağustos 2023